Evet değerli arkadaşlar. Şimdi transferi konuşacağız ama önce şunu söyleyeyim. Göztepe Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 27 puan, puan ulaşan Göztepe maç fazlasıyla 13. sıraya kadar çıktı. Başakşehir edimizce takımlar ayrıldıktan sonra çıktığı 3 maçta tam 8 puan kaybetti. Şimdi bakın Emre'yi yere göğe sığdıramayan arkadaşlar vardı. İşte Fenerbahçe'de de olsa benzer şey olacaktı. Çünkü her çıkışın bir inişi maalesef oluyor. Bakın 3 maçta 8 puan gittim Ve arka arkaya 2 tane sarı kırmızılı takıma yenilmiş oldu yanlış bilmiyorsam. Beni bugün derinden yaralayan bir olay oldu arkadaşlar. Bayer Leverkusen zenit forması giyen İranlı golcü Sardar Azmon'u renklerine bağladığını açıkladı. Şimdi transfer markette hani yazıyor ya kaça gitti etti diye. Sakın transfer markete bakmayın. Çıldırırsınız. Niye biliyor musunuz? Futbolcu 25 milyon euro piyasa değeri var. Haziran ayında boşa çıkacak. Daha yaşı 27. Buraya kadar okey. Kaça gitti biliyor musunuz? Bedelsiz. Yani yaz transfer döneminde alacaklar. 25 milyon euroluk futbolcuyu bedelsiz aldı. Yani ee, Fenerbahçe'ye yazan arkadaşlar vardı. Sonuç ortada. Ha bize gelmeyeceğiz zaten malumdu ama artık eski günlerimizde değiliz. Bunu bilin. Yani artık Futbolcu falan getiremeyiz. Hull City zorlu deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almış. Acun Ilıcalı efekti. Keşke biz yanlış kişiyi başkan seçmişiz. Keşke koç değil de Ilıcalı'yı seçseymişiz. İsmail Kartal'a transfer sorusu soruyorlar arkadaşlar. Bugün e, transfer konusunu başkanımız ve yöneticilerimizle konuşacağız dedi. Yani bakın konuşacağız. Daha konuşmadık. Daha konuşmadık haberiniz olsun diyor. Daha konuşmadık, konuşacağız diyor. Ee, Noah'ın durumu çok ciddiymiş, doktorun ilk söylediği şey bu, üstüne basamıyor, yürüyemiyor, ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner diyor. Ee, Beyin sporsa da demiş ki sol bek için alternatif oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Şimdi Barış Yurdu Seven'in dün güzel bir açıklaması var. Diyor ki gündüz Benfica'dan Seferovic'i yazmışlar Fenerbahçe'ye. Benim bildiğim Fenerbahçe. Getson'u alır. Doldurur takıma 10 tane orta saha oyuncusu. Şimdi bu Seferovic'in olayını ben anlamadım. Herkes Seferovic yazmış etmiş de. Ben çok anlamadım ne, ne kastettiğinizi. Yani Seferovic'i Fenerbahçe'ye mi getiriyorsunuz? Güzel olur. Şu anda sakat. Güzel olur. Yani 12 maç çıkmış. 5 gol 3 asist. Sadece 468 dakika. Yani e, Sporting'in şey Benfica'nın yedek forveti bizde tabii ki az forvet olur. O kadar düştük yani. Getirin adam da zaten sakatmış. Bizde de sakat sakat sezonu tamamlar. Neyse espri bir tarafa ama diyor ki benim bildiğim Fenerbahçe 10 tane orta saha yapar diyor. Mesut, Pelkas, İrfan, Zayt, Mert, Rossi, Meyer, Sosa. Bunların hepsini 10 numaraya koy. Hepsi oynar. Ya bir takımda 10 tane 10 numara olur mu demiş. Vallahi bana kalırsa Mesut Özil fiyat performans olarak injury. Gustavo fiyat performans olarak injury. İki tanesi gittim. Sosa yazın futbolu yani Fenerbahçe kariyerini bitirecek. Eğer böyle bir durum varsa 15 maçlığına ya Sosa'nın oynamasına da gerek yok. 15 maçlığına anlatabiliyor muyum? 37 yaşında eğer sosyal medyadaki konuşanlar doğruysa yıllık ücretli yüksek. Üçünü gönder. Yani Gustavo'dan yıllık bir 3. Mesut'tan bir 3. 6. Sosyal medyada Sosa'ya 2 diyorlar. 8 yarım dönem hesapla 4 milyon euro karın olur. bu bir de bunları bonservisle gönderebilsen Gustavo'yu Mesut'u. Hani 3-5 fark etmez. Katkın olur ama tabi Fenerbahçe bu gider en saçma hareketi gerçekleştirir. Şimdi Vitor Pereira konusunda bir olayı da belirteyim arkadaşlar. Vitor Pereira'nın istediği transferler yapılmadı. İşte Bustos'u istedim. Abdu sol Solbeke istedi. İdemaş Amorıtay orta sahaya istedi. Esta Cui istedim. Kim Minji'yi istedi. Ee, işte bunlar olmuyorsa Crespo olsun dedi. Bak Crespo ile Kim Minji. Bugün taraftarlar halde ikisinden memnun. Ama istediği transferler yapılmadı. Rıdvan Dilmen ve bazı abiler, camianın abileri yerin dibine soktu. Saçma sopan sorularla üstüne gittiler. 10. haftaya kadar bu adam kendi kanat beklerini kendi oluşturdu. Hazırlık maçları da dahil 17 maçta sadece bir mağlubiyet aldı ve bu kadroyu lider yaptı. Demek ki bu kadro lider olabiliyor. Bu kadar da vasat değil. Ferdi, Usai, Tisserand, Zaitz, değil mi? Crespo, Kimmiji. Bak hepsi üst düzeye çıktı. Yani yukarıya çıktıydı. Yani e, Rossi. Hatırlayın Rossi'yi ya. Rossi hiçbir şey yapmadan asist kralı olmaya doğru gidiyordu. Mesut. Kendisinin gitmesini istiyordu. 7 gol 2 asisti vardı Mesut'un. Yani İrfan iki kere sakatlandı. Bir gol dört asisti vardı. Vitor Pereira gitmeden. Üstelik 10. haftadan sonra içine karıştılar mesela. Şey yapıyor. Yani biz bugün Galatasaray'ın konumunda değilsek Pereira'nın getirdiği futbolcularla. Yani Kim Minji ve Crespo'nun ruhuyla biz buradayız. Ya İsmail Kartal eleştiri yapmayın. Fenerbahçe sahipsiz kalmasın diye gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. İsmail Kartal muhtemelen ve muhtemelen sol bek isteyecektir. Solbek için de çok ciddi adayların ismi geçti. Bugün daha doğrusu ben şu anda 22 Ocak'tayım ama 23 Ocak gibi konuşalım dün diyelim. Dün Fenerbahçe için bir sol bek ismi ortaya atıldı. 3 maçta 5 puan elde etti İsmail Kartal ama yani kaleci hatası olmasa 3 maçta 9 puan elde edecek. Filip e, Novak sol bek ben Filip Novak ve Nazım Sangare'nin Solbek ve sağ olduğu bir Fenerbahçe'den hiçbir kupayı beklemiyorum. Ne Türkiye Kupası ne konferans, konferans ligi ne şampiyonluk ne şu ne bu yani derhal bu iki ismin kovulması lazım Fenerbahçeden bak gönder, yani satılsın gönderilsin demiyorum kovulsun diyorum bunların kovulması lazım Fenerbahçeden şaka yapmıyorum abi ya bu ne ya hiçbir ya bir sağ bekin bir sol bekin hiç mi bir vasfı olmaz ya Antalya maçında Ferdi oynadı Altay maçında Atilla Salahi oynadı sol bekte. Ee, Sivas maçında o geçti. Hiçbiri Novak kadar sırıtmadı ya. Ya Allah'tan korkun ya. Hiçbir Novak kadar sırıtmıyorsa ortada bir sıkıntı var. Ya Ferdi önde kullanırsan öne transfer yapmasın. Fransa'dan bir ismi ortaya attılar arkadaşlar. Ee, Stade Rams forması giyen Glass Gishline Conan. Nasıl yazılıyor? Nasıl okunuyor daha doğrusu? Gislain Conan. Tam Alman Alman babanın Fransız Senegal asıllı Fransız oğlu gibi şey. Fil dişi sahilli Fransız oğlu gibi. Conan diyelim. 26 yaşında 27 Aralık 95 doğumlu 26 yaşında. Fildişi fil dişi sahilin formasını giymiş. 6 milyon euro piyasa değeri var ve Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Yani aslında bu Ali Koç'un becerebileceği türden bir isim değil. 2018'de de 4 milyon euro almışlar. Bu sezon 17 maça çıkmış Lig 1'de. 1 Bir gol 2 asisti var. Yani şu anda ben Fenerbahçe başkanı olsam 300-400-500 bin euroyu verir. Nasıl olsa yazın boşa çıkacak. Bari size para kazandırayım der. Almaya çalışırdım. Ha, tabii ki kolay olmayacak. Ee, bu arkadaştan ilgili çok olumlu dönüşler aldım. Birçok kişi ben kefilim, şöyleyim, böyleyim dedi. Tabii ee, neydi o Kasımpaşa'daki elmalının adı ya? Elmalı Kasımpaşa, Solbek. Aha Eren Elmalı. Biz gideriz. Konan diye yola çıkarız. Eren Elmalı'yı getiririz. Eren'i getirdikten sonra da ne yaparız? Onu da gideriz. Nova'nın yedeği yaparız. Alın size Solbek aldık. Allah'tan korkun deriz. Ee, Karşımızdaki kişiler ne demek istediğimizi bile anlamazlar. Yani Konan diye yola çıkıp da Eren Elmalı'yı almayın. Ha, Eren de 1.80 boyunda. U21 Türk milli takımının futbolcusu. Daha yaşı 21. 7 Temmuz doğumlu. Yengeç burcu. Duygusal bir kişiliğe sahip. 900 bin euro piyasa değeri var. Ee, yani keşke olsa Kartal Spor altyapısından çıkmış. Keşke becerebilsek yani. Ama ben ne Eren'e ne Konan'ı bekliyorum. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe Ayaks'ın golcüsünü istiyor. Geliyor yarın Eren Zahavi. Ha, o değilmiş pardon. Fenerbahçe Ajax'ın 22 yaşındaki Santrafor Danilo için düğmeye bastı. Danilo Transfer Market. Danote. Danone. Bir dakika. Brezilyalı mı? Danilo. Genelde Brezilya. Aa, Danilo dur. Ee, Fenerbahçe transfer çalışmalarını geç. Eren Elmalı dedik. Danilo dedik. Şuraya yapıştıralım. Sürpriz bir isim Ayaks'ın 22 yaşındaki Brezilyalı Santrafor Danilo için düğmeye başladı. Tamam Brezilyalısı alın. Alın alın. Biz de iş yapar. Alın alın getirin. Sezon sonunda Hollanda'daki bilen sözleşmesi sona erecek. Fenerbahçe cüz'i bir bonservis bedeli teklifinde bulunacağı öğrenildi. Ee, oyuncunun menajeriyle temas kuracakmış falan filan geç demek ki gelmiyor. Hayırlı olsun. Valla 4.200.000 euro piyasa değeri var. Şimdi futbolcunun ben kariyerine bakayım. Yani bu sene ne yapmış? Kuken Kamprene de başta falan oynamış. Ee, Johan Cruyff Skull'da oynamış. Yani şaka şaka gibi bazı maçlarda falan oynamış arkadaşlar. Hani siz bakıp 18 maçta 13 gol 4 asya 860 dakikada lan aradığımız leblebici bu demiş olabilirsiniz ama aradığımız leblebici bu değil. Bakın Hollanda Ligi bizim ligimize göre nispeten hatta nispeten demeyeyim baya 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 açık bir lig. Beni koyun. Yani beni Hollanda Ligi'ne koyun. Herhangi bir takım fark etmez. 18 tane maça çıkarın. Minimum 5 golüm var. Çok net söylüyorum. Minimum 5 golüm var. Şu kilo oynan, ile... Tabii ben biraz utanırım. Ulan şu kilo oyla şu de top oynamaz arkadaş. Biraz kendime çeki düzen ver derim. üzümü yok. Hemen, hemen kilo alını vereceksin. Hemen hemen, hemen. Aziz Başkan falan demek yok falan derim kendi kendime. Kilo veririm sonra bir bakarsınız patlama yapmışım. Hemen yaz transfer döneminde adım Türk takımlarına anılır. Hollanda'da, Portekiz'de, e, hatta İspanya'da buralarda futbol biraz daha kibar, nazik, sistemsel oynandığı için buralardan forvet almayı ben mantıklı bulmam. İngiltere Ligi ve İtalya Ligi buralarda genellikle futbol sert oynandığı için, savunmalar Allahsız deyip üstüne üstüne geldiği için buralardaki forvetler eğer gol atabiliyorsa senin liginde yani ortalığı kasıp kavurabilir. He canım Samat gördük. Premier Lig'den geldi. Samat da Premier Lig'in balonuydu. Belçika Lig'inden aldın. Belçika Lig'ine bak Frey bir maçta 5 tane falan atıyor. Ya senin beğenmediğin Frey 5 tane atıyor. Bugün ee, beğenmediğiniz daha isimler vardı. Da. Neyse ben sizi de üzmek istemiyorum. Kimseyi de kızdırmak, küstürmek istemiyorum. Yani böyle bir olayın içindesin. Benim bu arkadaşa ilişkin bir duyumum, bilgim yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Fenerbahçe genç spor stoper için Bursa Spor'la anlaştı diyor. Ben bu haberi sabah hazırladım. Akşamına değişti. Transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. 18 yaşındaki stoper Taha Altı kardeşin bon servisi için Bursa Spor'la anlaşmaya vardı diyor haberde. Ee, şu anda 23 Ocağa girmek üzereyiz. Sanırım Yağız Bey'de. Dur. Yağız Sabuncuoğlu'nun gece saatlerinde verdiği duyumu okuyayım da. Ay. Ha. Trabzonspor Taha Altı Kardeş transferinde sona yaklaştı diyor. Ve bakın sabahına Fenerbahçe anlaştı haberi varken akşamına Trabzonspor anlaşmaya vardı. Şimdi Fenerbahçe Başkanı geçen sene Beşiktaş Başkanı rica etti diye Abu Bakar transferinden vazgeçti. Vazgeçti. Ancak ancak fakat lakin ama e, Trabzonspor Başkanı için de Han'dan vazgeçti. Fakat ama lakin rakipleri hiç affetmiyor. Yani hiç affetmiyor. Ne diyelim? Hadi hey, diyelim arkadaşlar? Durum bu. Şimdi ee, Fenerbahçe'ye baktığın zaman abi adam üçlü oynatmıyordu Vitor Pereira. Nazım'dan, Novak'tan topçu olmazdı. Nazım mı Nova Nazım mı stoperde deniyordu? Yani buradan hiçbir şey değil. Ha? Çok güzel. Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı istiyorum. Ali Koç Başkanımızdan da özellikle istedim ama Türk veremem. Önce yabancıları boşaltmam lazım dedi. Biz yine ısrarla istemeye devam ediyoruz ve inşallah olur diye düşünüyorum demiş. Verin gitsin. Verin gitsin kiralık istiyor. Hatta ben şunu söyleyeyim. Oynatma garantili kiralık istiyor ya. Ben oynatacağım diyor. Garanti oynatacağım bu çocuğu diyor. Verin gitsin diyor. Biz ne yapıyoruz? Bak Muhammed'i kadro dışı bırakıyoruz. Oynatmıyoruz. Lan ver gitsin. Ver gitsin beğen İsmail Kartal da beğenmiyor yani açıkçası. Verin gitsin işte al pişsin. Al pişsin. Ah, ah Az önce bir haber geldi yurt dışı basından. Fabrizio Bustos Brezilya'nın internasyonel takımına transfer oldu diye. İnşallah yarın bir gün kafamızı taşlara vurmayız işte Fabrizio Bustos. E, Conte. Değil mi? Bak biz alamadık. Lan ne topçuymuş lan. Biz alamadık ama nerelere gitti bak. Biz ama buna zamanında şeydik falan diye. biz daha Ferdi'yle sözleşme uzatamıyoruz. Biz daha Ferdi Kadın'la sözleşme uzatamıyoruz sözleşme fiyatını beğenmeyen arkadaşlar da leblebi gibi gol yiyorlar falan. Fenerbahçe Beko Iko Ekea'dan Guard'ı Marker kadrosuna kattı ee, diye iddialar var. Ben basketten anlamadığım için çok konuşmayacağım. Yani e, ne diyor? Alex Perez olmazsın başımıza inşallah diye. Söylüyor arkadaşlar. Neyse, neyse devam edelim biz kaldığımız yerden. Fenerbahçe 36 puan topladı. Bursa'dan Taha altı kardeşi. Burak Kapacak transferinde ikili ilişkileri güçlendi. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Burak Kapacak'ı da kiralayın. Çağatay Kuru kalıbı da kiralayın. Oynatan varsa oynatma garantisiyle. Birincilik, ikincilik hiç fark etmez. Galatasaray üçüncülükten Kerem'i aldı. Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Üçüncülükten getirdi. Bak. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde falan filan rahat oynattı. Futbolcunun yeteneği varsa üçüncülük, beşincilik fark etmez. Gönderin gitsin, oynasın. Neyse e, bu Taha kardeşimiz Ocak 2021'de profesyonel olmuş. A takıma kadar yükselmiş. Forma şansı da bulmuş. 29 resmi maçta bir asist yapmayı başarmış. U19 milli takımda da görev alan gelecek vadeden savunma 1.88 boyunda demiş. Kim Minji için transfer görüşmesi. Son olarak da transfer markada bakıp bir duyum vermek istiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe portu Porto arasında Kim Min Ji için pazarlıklar başladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Külliyen yalan. Kimseyle pazarlık halinde değiliz Kim Min Ji için. Portekiz ekibi 20 milyon euroluk bon servisi indirmeye çalışıyor. Ee, biz bir şey, ben bir şey söyleyeyim mi? Biz Kim Min Ji'yi Porto'ya 20'ye satarsak Portu 60'tan aşağı satmaz. Yani 60'tan aşağı satmaz. Haberiniz olsun. 25 yaşındaki savunmacı 20 milyon euro 15'e düşebilir falan filan bu haber doğru değil arkadaşlar o yüzden de şey yapmıyorum. Emek Ege'nin sanırım bir sorusu var. Türk taraftarlar genç oyuncular böyle acımasızca ha dur Berke Özer 21 yaşında kulübün efsane kalecilerinden Rüştü o yaşta yeni transfer edilmişti ve daha MTK'dan o golü yememişti. Formayı devrettiği bir diğer efsane Volkan da o yaşta henüz Fenerbahçe'de resmi bir maça bile çıkamamıştı. Şalke maçındaki ıskayı yapmasına da seneler vardı daha diyor. Hay ağzına ağzın bal yesin MKG. Rüştü ve Volkan 29 sezon kaleyi korumuş. Kusura bakmayın ama herkes Casillas gibi 18, Donnarumma gibi 16 yaşında üst seviyeye çıkamıyor. Berke Buffon olacak demiyorum ama yeni bir Rüştü ya da Volkan olacaksa da üstüne gelen dalgalara rağmen olacak. Soru şu. Türk taraftarı genç oyuncuları böyle acımasızca harcama lüksünü nereden buluyor? Türk o ukala çünkü. Her şeyi bildiğini zannediyor. Bakın ben bir şey paylaştım. Ben ee, bu arada Marmara bölgesinde deprem hissedildi. Herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ben bir şey paylaştım. Şimdi öncelikle İsmail Kartal'a kızdım. Ersun Yanal'a kızmamla aynı sebep. Ya size ne sol bek var yok genç oynayacak oynamayacak. Oynatın gitsin. Koy sahaya hatta 11'e koy Çağatay kuru kalıp size ne. Transfer yapmayan başkanı al sana mesaj de. Kötü oynasa bir şey demene gerek yok. Herkes görüyor. İyi oynarsa ihale sana kalır. Sağ bek yoksa koy Burak kapacağı. Önüne o iyi. Ferdi'yi solda mı oynatmak istiyorsun sol önde? Git sol önde oynat. Çağatay'ı da koy sol bek'e. Ya Gustavo'ya falan filan ne minnet ediyorsun? Bu hamleleri yap. Tutarsa taraftara mest olursun. Ya ben sol bek düşünmüyorum. Ben e, ilgili bir şey yazdım da. Berke'yle ilgili bir şey yazdım. Onu bulmaya çalışıyorum. Berke sen ya 4 saat olmuş ben yazalı. Belki de MKK'de e, benim gibi düşünen arkadaşların tepkilerinden etkilenmiştir. Belki de görmüştür. Gerçi göreceğini zannetmiyorum da. Berke sen o golü yemesen de bu takım gol yiyecekti. Yalvarıyordu gol yemek için. Sen daha gençsin. Yolun başındasın. Engin abinde, Rüştü abinde, Volkan abinde ve hatta Altay abinde bu yaşlarda hatalı golleri yediler. Takma bu kadar. Bunu paylaşmıştım arkadaşlar. Yani 4 saat olmuş. Saati yazıyorum şöyle bir tıklayayım üstüne. 7'yi 40 geçe paylaşmışım. Yani 19.40'da paylaşmışım. 22 Ocak'ta 4 saat falan bayağı geçmiş. Bir de otobüsü kurşunlanan takıma ve o anki hocasına karşı yapılan iğrenç bir başlık var. E, fotos, fotos, or, fotos, e, neyse, F O T O spor dan küfür gibi isimleri var. Ben ne yapayım abi? Yani bu ülkede Fenerbahçe düşmanlığına daha ödün verin ki böyle e, sapıtsın insanlar. İşte Arap İsmail yönetimindeki koç turizm otobüsünü şarampole yuvarlanmaktan direkler kurtardı. Allah Fenerbahçe'ye kim ne yaşattıysa bin katını yaşatsın. Bin katını yaşatsın ya. Vallahi bak. Ben şunu söyledim. Nazım ve Noah sağ sol bek takım değil. Şampiyonluk ikinciliğe dahi hakkı yok dedim ve anket sundum taraftarımıza Twitter hesabından Mustafa Hoca 1907 hesabımın adı. Ee, dedim ki hangisine daha çok güveniyorsunuz? Sağ bekte. Nazım Sangare Burak Kapacak. Burak Kapacak %85 oy aldı yaklaşık yuvarlama. %15'te e, Nazım aldı. Sol bekte hangisine daha çok güveniyorsunuz? Filip Novak %20, Çağatay Kuru kalıp %80. Hangisine 6 numarada yani ön libero'da daha çok güveniyorsunuz? Miguel Crespo %98, %2 Luis Gustavo. Tweet bu kadar. Şimdi Fenerbahçe Transfer Market ben size son durumu açıklayayım arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğenen arkadaşlardan Allah razı olsun. Beğenmeyen arkadaşlara da yazıklar olsun. Tabi yazıklar olsun demek haddimize değil ama beğenin ya. Beğenin de mutlu olalım. Şimdi altı inşallah iyileşecek 23 yaşında. Belki 21 yaşında henüz bilginiz olsun. Ertuğrul da 50 bin euro. 18. Bartukul bilgi 18. 50 bin euro. Atilla Salahi 24 yaşında. Bakın 25 şey 23 24. Kim Minji 25 yaşında. Gayet güzel bir savunma hattı. Tisserand 29, Serdar Aziz 31. Bence gayet güzel 4 tane savunmacımız var. Yani hangisi giderse o ayarda bir isim alsan gayet güzel. Sol bekin Novak 31 yaşında ama benden daha yani benden daha yaşlı gibi, daha kilolu gibi top oynamayı unutmuş. Çağatay kuru kalıp 19 yaşında 150 bin euro. Şimdi iyi bir rol model alsan. Noah Sparta Prag istiyordu durumu çok ciddi değilse göndersen 2-2.5'a. Iki, iki Oraya bir sol bek çeksen. Hatta 2.5 az önce 6 milyon euroluk isim vardı. Bas 2 milyon euroyu. Bas 1.5'unu. Hatta bas 2.5'unu getir. Nazım Sangare 27 yaşında sadece Türk olması var. 30 şey 27 yaşında 2 milyon euro piyasa değeri ama Ferdi o kapatıyor. Bence Ferdi o kapatmasın. Oraya da bir sahabe kalalım. Louis Gustavo 34 yaşında yıllık ücreti yüksek göndermeye çalışıyoruz. Gitmiyor. Bilginiz olsun. Zayt 3 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. Biz 6'ları falan istiyoruz. Kimse altı verme 6 vermedi yetinde değil. 5-6 veren çıkarsa Zayt'ı göndeririz. Crespo'nun 2.5 yazlarına bakmayın. Biz Crespo'dan bayağı umutluyuz. Mert Hakan Yandaş Türk. Ama bu sakatlıklarını çözemiyoruz. Sosa 36 yaşında. 37 dedim az önce kusura bakmayın. 37'ye girecek manasında demedim. Direkt 37 diye biliyordum. 37 dedim. Valla sosa fiyat performans olarak eğer 2 milyon euro alıyorsa yıllık ücret bakmam ama bu kadar aldığını zannetmiyorum. Max Meyer düşünülüyorsa oynatılsın ama düşünülmüyorsa 26 yaşında bak. Bir şey söyleyeyim. Oynama garantisini herhangi bir takıma versen ben umutluyum ya. Max Meyer'in eski günlerine döneceğinden umutluyum. Pas becerisini beğeniyorum. Fatih Yiğitanlı Türk altyapı oyuncumuz. Ferdi Kadıoğlu 22 yaşında joker eleman sağ oynat, sol oynat, her tarafta oynat. Muhammed Gümüşkaya 21 yaşında. Bak Hakan Keleş de söylüyor. Ver gitsin kirala. Mesut 33. Ben şu takımda 30 yaşın üstündeki futbolcuları artık soğumaya başladım. Bir tek Serdar Aziz hariç şu ana kadar isimler içinde. <laughs> ya Mesut 3 milyon euro yıllık ücreti var. Mesut'u, Gustavo'yu hatta Sosa'yı gönder. E, Crespo, Max Mayer, e, Mert Hakan Yandaş, değil mi? Bak Crespo, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş. 3. Yeter. Harbi söylüyorum yeter. Zeiss da var 4. Yani 6 8'i 4'ünden çıkartırsın. 10 numarada şeyi oynat. Pelkas oynat. İrfan oynat. Yani hepsi oynar 10 numarada ya. Beri oynat, çift forvete dön. <laughs> ya hocam 3'ü çok fazla olur. Ya 2'si gitsin derseniz ben Gustavo ile Mesut'u söylerim. Mesut bir markadır ama Fenerbahçe'de sol kanatla oynatılacaksa hiç boşuna o markayı kirletmenin lüzumu yok. Arda Güler'i oynat 16 yaşında. Vallahi diyorum bak madem hedefsiz kaldın. Rossi Rossi'ye karşı bir soğukluk var takımda bilginiz olsun. Eğer Rossi'yi gönderebilirse takım eğer yerine birini bulabilirse Rossi'yi gönderme fikrinde haberiniz olsun arkadaşlar ama yerine kimseyi de bulamıyoruz. Öyle de bir olay var. Ama bu Rossi'yle Mayer'in Beğenilmeme sebebini ben çözemiyorum. Dimitris Pelkas. Pelkas futbola küsmüş, futbolu unutmuş. Hani az önce Mesut Gustavo Sosa dedim ya. Pelkas'ı da dahil edeyim. Bunlardan en az iki tanesi. Bon serviste giderse ben okeyim. Ben okeyim abi. Pelkas gitsin. Mesut İrfan on numarada bir şekilde oynarlar. Boşu boşuna yer işgal etmesin. Ama Mesut giderse yıllık ücretten kurtulsun. Burak kapacak. Şanssız garibim. O sayı Semih, 24 yaşında. Fenerbahçe'nin geleceği burada. Sinan Gümüş 28 yaşında. Ne isteyen var, ne gittiği yer var. Berisha. Berisha da çok çöplenen isim. 23 yaşında. Valencia 32 yaşında. Allahyar 20 yaşında. Serdar Dursun 30 yaşında. Ya bu takım gümbür gümbür transfer istiyor. Ee, bakınız yabancıları tekrardan hatırlatayım. Salai kalacak, Kim Minji kalacak, Tisserand kalacak 3. Nova'ya teklif var ama bedava gelmesi şeklinde. Bu yüzden kalacak 4. <laughs> 4. Gustavo'yu göndermeye çalışıyoruz. Gitmiyor. 5. Zaits bonservisle gitsin diyoruz ama istediğimize çıkmıyorlar. 6. Crespo kalacak. 7. Sosa kalacak. Sezonu bitirecek. 8. Max Mayer'ı göndermeye çalışıyoruz. Gitmese muhtemel isim. Ama yine de 9. yabancımız. Mesut Türk. Rossi'yi göndermeye çalışıyoruz. 10. yabancımız. Pelkas teklifler olursa değerlendireceğiz. 11. yabancımız. Osa Esem Yıl gitmeyecek. 12. yabancı. Berisha 13. yabancı göndermeye çalışıyoruz. Ama forvet bulursak. Valencia 14. yabancı. Allah yarı 15. yabancı ama Allah yarı dahil etmeyin. Fenerbahçe transfer bülteni bu şekilde arkadaşlar. Bilgim bildiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler de lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere herkese mutlu pazarlar diliyorum.